Sevgili Üniversite TV seyircileri, bir mesleki gündem programına daha hoş geldiniz. Bugün stüdyolarımızda çok çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Dünya Sosyologlar Derneği Genel Başkanı Necdet Topçu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Davet edilen yere, hani atalarımızın bir sözü var ya, aranan yere erinme, aranmayan yere görünme. Çok biz hoş. Biz de arandığımız için geldik. İnsanlarımıza buradan bir nebze de olsa hayatlarına dokunabilecek, farkındalıklarını oluşturabilecek bir takım bilgiler verebileceksek biz mutlu olan insanlardan sayarız kendimizi. Ne kadar güzel, ne kadar hoş şeyler söylediniz. Bizim de zaten burada amacımız kelebek etkisi yaratmak. Hep diyoruz ya, bir kişi bir kişiyi etkiler, o bir kişi de bin kişiyi etkiler diye. Temel amacımız da bu. Çok güzel konular konuşacağız bugün. Ben o yüzden çok heyecanlıyım. Sosyoloji konuşacağız. Asıl yani gündemimizde o var. Psikoloji, felsefe, tarih, siyaset. Zaten bunları birbirine ayırmak mümkün değil. Doğru analiz edebilmek için. Hemen başlayalım o zaman. Toplum ve insanın etkileşimini inceleyen çok kıymetli bir bilim sosyoloji. Biraz sosyolojiyi sizden dinlemek istiyoruz biz. Yani bunun için saatler yetmez. Tabii ki yetmez. Günlerce konuşabiliriz. Biz şöyle başlayalım. İnsan var olduğunun biri bu sosyoloji var. Var, evet. İşin bilimsel boyutu belki 1839'larda ilk defa Auguste Comte'un bu ismi kullanmasıyla, isim babası olmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Daha sonra işte Durkheim'in biraz daha disipliner yaklaşımıyla birlikte farklı bir forma dönmüştür. Zaman zaman tartışılmış da yani bilim midir değil midir gibisinden, tabii bunları biz bir kenara koyarak, insanın varlığından beri sosyoloji var, işleyiş var. Çünkü hayat ilişkiler bütünlüğü içerisinde ele alındığında oluşan tüm davranış kalıpları, ister birey ekseninde olsun, isterse toplum ekseninde olsun, oluşan bu davranış formlarının tamamı sosyolojinin konusudur. Temeli, zaten sosyolojinin olmadığını düşünün. Yani insanı değerlendiremeyiz, onu bırakın hayatı değerlendiremeyiz. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki insan ilişki kurduğu her davranışın sosyolojik bir alt temeli vardır. Toplumlar da böyledir. Tarihten gelen tüm süreçler, tüm insan ilişkileri, tüm gelişimlerin hepsi neticede sosyolojinin konusudur. Yani modernliğin sosyolojisi, efendim medya sosyolojisi, kurumlar sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi, tarih sosyolojisi, yine baktığımızda siyaset sosyolojisi, iktisat sosyolojisi, yani hayatın bütün alanlarının tamamına taalluk eden ne gibi kavram varsa sosyoloji bunların üst çatısı olarak kendini konumlandırır. Oradan bakar. Ne nedir? Hangi sebepler, hangi sonuçları doğurmuştur? Hangi sonuçlar da yeni sonuçlara kapı açabilirin? Olasılıkları yaratır değil mi? Tabii sözünü sosyoloji söyler. Onun için biz genelde hep şunu deriz sosyoloji olarak. Konuşması gereken sosyologlardır. Konuşulması gerekense sosyolojidir. Kesinlikle öyle. Zaten baktığımız zaman hayatı da bir ekosistem üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bunu yayın öncesinde de sizinle konuşmuştuk. En temel noktada ne var? Esasen biyo, psikososyal yaratık olan, canlı olan insan var. Ama insanın da bir geçmişi var. Geçmişten bugüne gelen bir yapısı var. O yapıyı da çevreleyen ilk çekirdek aileden, geniş aileye, geniş aileden komşulara, sosyal çevreye, evet, okula, politikaya, siyasete dayanan, tabii, tabii, o anki kronolojik çağın getirdiklerine dayanan bir sürü bir interaktif etkileşim var. Öyle değil, doğru, mi? Zaten insan birinci derecede bir çerçeve, hı-hı, çizer. O çemberin içerisinde işte birinci derecede ilişki kurduğu şeyler vardır. Belli bir dönemden sonra bu çember genişler. İşte dediğiniz gibi komşulara, mahalleye, ilçeye, ile derken dünyaya kadar ulaşan bir şeye kavuşur, forma kavuşur. Bunu tabii ki farklı farklı noktalarda da ele alabiliriz. İşte sosyolojinin Türkiye'ye gelişi de biraz da Osmanlı'nın son dönemiyle alakalı bir durumla kendini ortaya çıkarıyor. Biliyorsunuz Ziya Gökalp sosyolojiyi ilk defa 1915'li yıllarda Darülfünun, yani şimdiki adıyla İstanbul Üniversitesi'nde kürsü olarak ilk kurandır.
bize böyle bir mirası vardır. Tabii ki eleştirilecek yönleri vardır, takdir edilecek yönleri vardır. Hı-hı. Sosyoloji zaten öyle bakar meseleye. Hı-hı. Meselenin bütününü olduğu gibi almaz, bütününü olduğu gibi atmaz. Tabii. Yani biz ona şöyle diyoruz, sosyolojik olarak bir durumu süpürüp hepsini almayacağız, süpürüp hepsini de atmayacağız. İçerisinden insanlar, yani tıpkı bir kalbur gibi parçalara düşünün. Parçalara bölerek değerlendireceğiz esasında. Kalbur gibi düşünün, orada işe yarar olanları alacağız. Burada bize faydalı olan bölümüyle faydalı olmayan bölümü çok doğru göreceğiz. Yani Avrupa'da sosyolojinin ortaya çıkışı, hı hı, modern bir döneme geçiş sürecinde ortaya çıkan sorunları çözmek için ortaya çıkmış. Ve bu sorunlara da gerçekten Avrupa ekseninde çözümler bulmuş. Ama Türkiye'ye geldiğinde ise durum biraz farklılaşmış. Yani şöyle olmuş. Bizde modernliğe geçişe doğru itici bir unsur olarak sosyoloji ortaya konulmuş. Dolayısıyla hep kavramlar tartışılmış ama Müslüman Türk toplumu gerek aile yapısı gerek davranış kodları ile alakalı çok üzerine düşünülmemiş, biraz daha es geçilmiş. Tam olarak ne yapılması gerekiyordu? Çünkü sosyoloji dediğimiz zaman işin içinde kültürel psikoloji de var. Onu sıyırarak bir şeyleri değiştirmeye çalışmak ya da olan biteni anlamaya çalışmak sağlıklı değil. Burada nasıl olmuş? Yani Türkiye'de başlamış Ziya Gökalp sayesinde. Peki oradan bugüne uzanan süreçte neler olmuş, neler yaşanmış? Tabii öncelikle şunu belirlemek lazım. Gerçekten biz kimlik sorunu yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz şu anki toplum olarak? Buradan geriye doğru gidelim. Bu süreçler başında da ifade ettiğimiz gibi tarihi süreçten üst üste gelen sonuçlar ve vakalardır. Bugün toplum kendi kimlik sorunu ile ilgili bir mutsuzluk yaşıyorsa, ilişkilerinde bir mutsuzluk yaşıyorsa, toplum içerisindeki kurumlardan tutun yöneticilere, yöneticilerden tutun işte birey ilişkilerine kadar indirgediğimizde meseleyi, eğer biz huzursuzluk hissediyorsak, toplumda bir çatışma söz konusuysa, gelen sosyolojik yapılanmanın bu yasal olarak da ele alınabilir, mevzuatlar olarak da alınabilir veya eğitim olarak da ele alınabilir. Bunların demek ki bu Türk toplumunun kodlarına muhalif bir durumla geldiğini gösterir. Peki tam olarak biraz daha açmak gerekirse bir toplum neden kimlik sorunu yaşar? Bir toplum neden kimlik sorunu yaşar? Yani şöyle söyleyeyim, sizin bir geçmişiniz var. Geçmişinizde alışkanlıklar vardır. Çünkü sosyolojide alışkanlıklar nedenselliğin kaynağı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla alışkanlıklardan kurtulmanın yeni bir yaklaşım darbesiyle sizi mutlu etmeyecektir. Türk toplumunda gelinen noktada geçmişten gelen bir tarihi vardır. Bin küsür yıllık bir devlet tarihi vardır. Bir inanç tarihi vardır. İlişkiler ve devlet yönetim tarihi vardır. Siz bunu alıp bir kenara koyup başka bir anlayışı, başka bir gömleği, elbiseyi giydirmeye kalktığınızda ya dar gelecektir ya bol gelecektir. O zaman uymayacaktır. Sosyolojinin temel şeyi nedir? Araştırmalardır. Bu toplum neyi ister? İhtiyacı olan şey ne? İhtiyacı olan nedir? Eğer gerçekten bizim ihtiyacımız ekonomik bir yatırımsa o zaman onu çalışacağız. Eğitimsel bir bilimsel çalışmayla ilgili sorunumuz varsa onu çalışacağız. Aile ilişkilerinde sorun yaşıyorsak onu çalışacağız. Eğitimle ilgili yeterli bir donanıma sahip olmayan bir formumuz varsa onu çalışacağız. Siyaseten yeterli bir şeyimiz yoksa, yönetecek yönetim kadromuz veya anlayışımız yoksa bunlar çalışacaktır. Çünkü bunlar da geri dönüyorsunuz, bakıyorsunuz neticede felsefenin, psikolojinin, tarihin ve sosyolojinin cevap vereceği sorular özelde. Ama genelde tabii ki matematikten faydalanacaksınız, fizikten, kimyadan, bir takım bilimlerden de faydalanacaksınız. Ama toplum ilişkilerinin temeli biraz daha duygu odaklı ele alınıyor. Tabii duygu odaklı ele alınırken de rasyonel temellere de oturtmak gerekiyor. Bunları es geçtiğimizde kişilerin zaman zaman ilişki kurduğu, ister birey olsun ister toplum olsun, birkaç kilometre gittikten sonra ters düştüğünde
onu tamamen yok sayabiliyor. Oysa ki belli bir çatışmalar başlıyor. Öyle değil mi? Yani ilk önce alt sistemlerde başlıyor, sonra o topluma da yayılıyor. Peki nereyi es geçiyoruz sizce Necdet Bey? Yani belli ki bir şeyler es geçiliyor. Tabii ki. Yeni bir şeyler oluştururken, yani renove edilirken. Biz insan inşası konusunda çok zafiyet gösteren bir milletiz. Ben onu şöyle bir sloganik hale getirmiş durumdayım. O da şu: İnsanı inşa etmeden önce inşa ettiğiniz her şey hayati risk taşır sizin için. Dolayısıyla insanı doğru inşa etmenin şeyini, yolunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki tartışmamız lazım. Bir fıtrat vardır. Aslında hiç kimse yalanı sevmez ama çıkarları için çok yalan söylerler. Evet. Değil mi? Herkes bundan muzdariptir. Oysa ki hani şey, kişisel gelişimde de bir söz vardır. Doğru. Herkes değişim ister ama kendi değişimine hep ayak direnir. Biraz direnç gösterir. Dolayısıyla rasyonellik burada yatıyor aslında. Rasyonel olmak çok zor ama. Yani çok güzel bir konuya geldik esasen. Hem kişilik yapılanmasından bahsediyoruz hem de kimlik oluşumundan bahsediyoruz. Yani ikisini birbirinden ayırmak esasında çok zor. Yoktur. Çünkü siz bunlarla birlikte kimlik oluşuyor. Zaten oluşmadığı zaman ya da havada kaldığı zaman bir şeyler kimlik bunalımı dediğimiz bir şey. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle 30 yaş altı gençlerimizle ailelerin ciddi bir çatışması olduğunu aileler de söylüyor, gençlerimiz de söylüyor. Dolayısıyla bu realiteyi biz kabul edebiliriz. Ancak çatışmanın kendisinin meşruiyetini tartışabiliriz. Çünkü çatışma aslında Namık Kemal'in ifadesiyle şöyle söylüyor. Diyor ki, fikirlerin çatışmasından hakikat doğar. Ama o zaman neden biz çatışmayı kavgaya dönüştürüyoruz? Burada da bir ince bir fark var. O da şu: biz tartışma usulünü bilmiyoruz. Çatışmada bir hakikat çıkacağına odaklanmak yerine hakikatin bende kalmasına odaklanıyoruz. Yani doğru çok olan doğru. Benim diyoruz. Yani benim de orada zaten şöyle bir söylemim var. Biz her zaman sanki anlaşmak zorundaymışız gibi geliyor. Halbuki anlaşmaktan çok uzlaşmaya yönelsek, yani uzlaşmaya odaklansak belki sorunların, çatışmalardan çok daha kendimize fayda sağlayabilecek çıktılar edinebiliriz. Şimdi şu şey değildir. Uzlaşırken de şu konu bizim yine sınırımız olabilir. Yani sizin dünya düşünceniz ve hayat tarzınız benim hayat tarzımla uzlaşmasa bile sizin varlığınızı, meşruiyetinizi ve aynı zamanda düşüncenizin net bir şekilde ortaya konulurken buna müdahale edilmemesi aslında en erdemli yaklaşımdır. Çünkü siz fikrinizi söylemek zorundasınız. Bu karşı taraftan yanlış ya da doğru algılanmasının aslında bir önemi yok. Siz bir şeyler konuşmazsanız ben sizi tanıyamam. Toplum bir şeyler ortaya koymazsa siz toplumu tanıyamazsınız. Toplum genel itibariyle davranışları üzerinden tahlil edilir. Birey ise daha çok söylemleri ve eylemleri üzerinden tahlil edilir. Evet. Bunların ikisini bir araya getirdiğimizde Durkheim'in güzel bir yaklaşımı vardır. Durkheim şey der, işte toplumu tanrı olarak atfeder ama orada bir ironi vardır. Onu da ben şöyle değerlendiriyorum. Bugün Aaron Beck'ten söz etmiştik, evet, biz lobide terapi konuşurken. Orada şöyle bir şey var. Olguların duygular, düşünceler ve pratiklere dönüştüğü süreçlerde olgular toplumdur aslında. Çok doğru, çünkü etkileniyoruz. Değil interaktif mi? Bir süreç. Siz belki de tarihi şöyle biraz geriye doğru sayfalarını çevirdiğimizde karşımıza şu geliyor. Geçmişte televizyonun olmadığı dönemlerde yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız bize hikaye anlatırlardı çocukken. Çok doğru. Bu hikayeleştirmeyi artık televizyon yapıyor. Dolayısıyla televizyonun yaptığı hikayeleştirmeyle geçmişte o büyüklerimizin yaptığı hikayeleştirmeler arasında bir fark var. O da şu: geçmişteki hikayelendirmelerde temel kavram adaletti. Yani bir yerde bir zulüm vardı, bir kahraman değil çıkıyordu, ve gidiyordu. Kurtarıyordu, kurtarıcımız vardı. Orada zulmü ortadan kaldırıp, adaleti tesis edip ve oradaki halkın mutlu olduğunu ve bize anlatıyordu. Ve sonuçta hep iyiler kazanıyordu. İyiler kazanıyordu. Hı-hı. Şimdi televizyon formunu gözümüzün önüne getirdiğimizde, televizyondaki diziler ve diğer programların geneli de dahil, istisnalar hariç, onlar dizilerde bir hayat sunuyorlar. Hayat aslında hiç kimsenin yaşamadığı bir hayat. Algılarla yönetilen
ve hayal edilenle hedonist dediğimiz yani zevklerin zirveye haz. Ulaşabileceği haz odaklı bir hayat sistem. Sunuluyor. Hı hı. Buna sizin ne ekonominiz yeter velev ki yetse bile kimlik yeter. Sorunu yaşamanızın da temel sebebi olabilir. Esasında bir hayal mi satıyorlar? Tabii. Yani gerçek değil de orada rasyonel bir yapıya oturmadan orada sırf haz odaklı bir böyle pembe dizi gibi öyle değil mi? Masal kahramanı gibi ya da bir masal siz, hayat sunmaya çalışıyorlar. İşte o zaman ne oluyor? Geriye dönüp baktığınızda ben niye bunu yaşayamıyorum diyor gerçeklerle insanlar. Karşılaştığınız zaman o yoğun ortamdan farklı bir ortama düştüğünüz anda kırılıyorsunuz. Evet, orada ne oluyor? Çöküş başlıyor. Psikolojik çöküş kırılmada başlıyor. Kırılmada sizin bazen o tıpkı deprem gibi fay hattında olan bu şey yıkılıyor. Ve siz kendinizi toparlanmanız zor olabiliyor. Toplumu makro planda da ele aldığımızda eğer bütüncül olarak etkilenmişse toplum o da aynı sonuçlarla karşılaşacaktır. Doğru. Günümüzde kimlik sorunu diye konunun başına geldiğimiz noktanın belki de temel şeyi bu. Yaklaşımı bu olabilir. Peki yani Necdet Bey program nasıl aktı bilemiyorum. Programın bitirdik sonuna mi? Geldik. Uyarıyorlar. Son olarak ne söylemek istersiniz buradan gençlere bir mesaj vermeniz gerekirse programı kapatırken? Tabii ki gençlerimize öncelikle kendilik bilincini oluşturmasını tavsiye ederiz. Kendilik bilincinden kastımız şu. Eksik yapabilirler, hata yapabilirler. Bunu kabul edebiliriz. Ama insanca yapsınlar, kendi olsunlar. Bir başkasının tabiri caizse kayığına binmesinler. Kopyalamasınlar. Akıllarını kiraya vermesinler. Doğru bildikleri şeyi yapsınlar ama daha bir doğru bulduklarında da onu atıp onu alsınlar. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben de hemen programı kapatırken eklemek istiyorum. Hayal kursunlar, gözlemlesinler ama olduğu gibi komple onu kendilerine yapıştırmasınlar. Kendileriyle birlikte bir bütün oluşturabilecek bir yapı ortaya çıkarmaya çalışsınlar. Öyle değil mi? Biraz kendilerini de tanıyarak. Tabii ki. Programın sonuna da geldiğimizi söylediniz. Buradan tüm ekran başında bizleri izleyen özelde meslektaşlarımız, genelde de tüm insanlarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir cümlede deprem yaşadık biliyorsunuz. Orada bu depreme maruz kalan insanlarımızdan vefat edenlerimiz var. Allah onlara rahmet eylesin. Kalan insanlarımıza sabrı cemil dilerken de yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bu dileğiniz için. Sevgili Üniversite TV seyircileri, bir mesleki gündem programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çok güzel oldu, çok teşekkür ederim. Cevap 20 dakika geçti ya. Evet, şaka gibi çok hızlı. Bakar mısın?